Sen geçen sefer eşinle katılmıştın. Evet, eşimle. Eski eşimle. Var, bir şey var, ben anladım. Onur ve Mert. Onur Mert. Pardon, Onur Mert. Evet. Kim Onur Mert? İkimizdi. İkimizin adı da Onur Mert. Aynı. İkinizin adı da Onur Mert. Evet, kuzeniz. Onur aile büyüklerinden birinin adı mı? Hayır. Öyle olsun. Hem işte. Kuzen olup ikinizin adını nasıl Onur koydular? Soyadlar da mı aynı? Aynı. Birbirlerinin yerine herhalde sınava falan girecek bunlar. Öyle kolaylık olsun diye mi acaba? Büyük ihtimalle. Peki. Ne yapacaksınız diyeyim bari? Popin dansı. Kıyafetler falan uygun. Evet. Performans yapacaksınız. Sizi bekliyoruz, buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani mimikleriniz, özellikle hani kendinizi dansa vermeniz, hani şeysiniz, kendiniz olduğunuz bir anda gösteriden çok bir şey yaptığınızı hissettim. Hoşuma gitti. Çok sağ olun, teşekkürler. Bravo. Öncelikle izlettiriyorsunuz, bu çok önemli. Sıkılmadan izledik. Tam böyle ben sıkılıyorum derken zaten bitirdiniz. İyi oldu orası bence bana sorarsanız. Çok sağ beğendim. Olun. İşi çok beğendim bir defa.
Sağ teşekkür ederim. Peki Sergen? Evet. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ben de evet diyorum. Çok evet teşekkür diyorum. Ederim hocam. Sağ olun.
İlker ve Seda. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Daha önce de katılmıştınız değil mi? Ben farklı bir partnerimle katılmıştım. Bu sefer Seda'yı mı buldun? Bu sefer Seda'yı buldum. Evli misiniz? Yok, bu sefer değilim. Artık iş ve aşkı ayırabiliyorum. Daha profesyonel düşünüyorum. İlker, bir dakika şimdi ben. İş karıştı şu anda. Sen geçen sefer eşinle katılmıştın. Evet, eşimle. Eski eşimle. Var, bir şey var. Ben anladım. Tamam, şimdi bu sene Seda ile katılıyorsun. Bu sene Seda ile katılıyorum. Peki, ne zamandır beraber çalışıyorsunuz? 3-4 ay. 4 ay. Nerede buluştuysanız çok iyi bir buluşma olmuş. Gerçekten çok iyi bir şov yani. Teşekkür ederim. Çok sıra dışıydı, bravo. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Peki hiç çalışırken kaza oldu mu? Yani ciddi kaza olmadı. Ufak tefek olmuştur kesin, çünkü o hareketlerin küçük. Kazasız denenme ihtimali yok. Ufacık. Ufacık kolun mu kırıldı? Yok, Allah şükür öyle bir sakatlığım olmadı. Peki, oynamaya geçelim. Göreceğimizi gördük. Evet. Ben de evet diyorum. 3 evet doğruluyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Melisa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sahne adınız ne? Karıl Sonyo. Sonbahar kızları demek Korece'de. Korece bir isim mi buldunuz kendinize? Evet. Şarkıları Korece söyleyeceğimiz için isim de Korece olsun dedik. Kore dilinde şarkı. Evet, Kore dilinde. Korece şarkı söylemek nereden geldi aklınıza? Koreliler duysa duygulanır vallahi. Korece evet. Bir müzik dinlemiştik, çok hoşumuza gitti. Daha sonra müzikleri hep dinlemeye başladık böyle. Tam bizim hani dinleyeceğimiz bize hitap ediyordu. Evet. Korece. Evet. Sonra dizilerini izledik. Ben kursuna falan gitmeye başladım. O şekilde. Aa. Evet. Hatta Kasım'da Kore Elçiliği'nin düzenleyeceği bir Korece şarkı söyleme yarışması var. Ona da katılacağız. Evet, ona da katıl. Ondan önce buraya. Zaten kazanırsınız. Nasipmiş inşallah. Başka var mı katılan? Çok fazla var. Bütün ya evet. Kitleler kendini Korece'ye mi adamaya başladı Türkiye'de? Türkiye'de yapılan bir yarışma da yani Türkiye'de hani çok fazla Kore hayranı var. Yani öyle mi? Çok hayran. Fazla farkında olmayan da var ama çok fazla bilen de var, öyle bir şey evet. Yani. Yani yüz binlerce Korece meraklısı mı var Türkiye'de? Evet, var. Evet, çok fazla. Hatta 4 şehirden gelecekler Ankara'ya yarışma için. Bugün ne yaptın, anlatsana Korece bana. Çanın vassayo yeteneksizsiniz. Do boga şipoyo. Acunalı Calı Hülya Avşar, Sergen. Bayağı Koreci oldu ya. Doga Şipayo ne demek? Sizi görmek istemiştik. Evet demek. Aranızda bir konuşun bakayım. Bir Korece biraz sohbet edin. Merak ettim. Nasıl bir dilmiş bu? Annyeong Chona. Annyeong Onni. Onni. Onni abla. Abla demek oluyor. Evet. Sakın ortalıkta konuşmayın bu şekilde. Anne, oturken nasılsın? De, çatı nasıldı? Nadı çatı nasıl? Aa, da, nomu sarangeyo. Dadı sarange. Sarange, seni seviyorum demek. Ama size sarangeyo diyemem. Hani yaşça büyük olduğunda Kore'de bir yaş bile olsa kesinlikle saygısızlık kabul edilir. Ekler ona göre gerekli. Hamnila mesela, saygı gerekli. Yaşa Saran saygı var yani Kore'de. Evet. Güzel bir şey. Acı. Tamam. Korece şarkı söyleyeceksiniz. Çok merak ettim evet, orada. Evet, hem dans edeceğiz hem söyleyeceğiz.
şarkının nesini beğendiniz Allah aşkına? Aslında 4 tane şarkı. Hepsini bir arada okudum. Hepsinden parça parça yaptık. Hani sıkıcı olmasın diye ama. Yine de bir şey anlamadım ama yani. 4 şarkı çünkü Korece bilmediğimiz için ve onların müziğini de bilmediğim için çok bir şey anlamadım. Danslarınızdan hele hiçbir şey anlamadım. Yani danslarınız işte ya yapıyoruz işte gibiydi. Hareketleriniz. Yani açıkçası siz belli bir kesime kendinizi seyrettirmiş oluyorsunuz bence şu anda. Hani Korece sevenler mesajı almıştır diye düşünüyorum. Yoksa hani büyük kitleleri etkilemeyi düşünmüyordunuz herhalde değil mi? Ya aslında hani buradan geçersek çok fazla hani Çince mi? Yok. Çok fazla hani bir dahakinde izlemeye gelecek de herkes ama tabii burada belli olmadığı için hani geçecek miyiz, kalacak mıyız? Ya çok fazla kesim var da tabii. Yani başka dil biliyor musunuz? Bir tek Korece mi var? Japonca biliyor biraz. Siz yakında zaten 2 sene sonra filan. Uzak doğuya doğru. Evet, yavaş yavaş. Bavul toplarsınız, söyleyeyim sana. Peki öyle mi diyeceğim Sergen? Üzülerek hayır diyorum size. Hayır. Yani şovunuzu seyrettirmiş oldunuz, mesajınızı vermiş oldunuz. Ben de hayır diyorum ama size faydamız olduğunu düşünüyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi günler.